Depremin vurduğu Hatay'da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçlardan 780 tanesinin şase numaralarından tespitleri yapıldı. Hak sahiplerinin 30 gün içerisinde araçlarını alabileceği ifade edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Hatay'da binlerce araç enkaz altında kalarak hurda yığınına döndü. Enkazda kalan araçlarsa Hatay Valiliği tarafından genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Antakya'da 3 farklı noktada muhafaza altına alındı. Araçların muhafaza altında bulunduğu alanlarsa adeta araç mezarlığına döndü. Görünümüyle Hataylıları üzen yüzlerce araçtan 780 tanesinin ise akıbeti belli oldu. Neler var görüyorsunuz işte. Arabalar bizi mahvediyor burada. Bunları görmek bizi yani hiç huzurlu etmiyor. İşte depremde zarar gören araçlar bunlar hepsi. Bunları görmek üzüyor mu? Tabii ki üzüyor. Bunlar bizi yani... Deprem gününe mi tekrar götürüyorlar? Evet. Yakıldık. Yani aynı bizim için bir şey olmadı. Tabii ki üzüyor. Ne? Yani şimdi çocuk çoluğumuz geliyor buralarda. Biz burada koyunculuk yapıyoruz. Koyunlarımız arasına geçiyor. O bağırıyor, bu bağırıyor. Sadece üzülüyor mu peki araçları gördüğünüz? Herhalde herkes burada üzülmez mi yani? Üzülüyorlar tabii. Peki kaç araç var sizin tahmininiz? Yani tahmini burada yani 500 belki 1000 tane var. Resmen araç burada var. Tabii ki resmen. Yani gelip gidiyor zaten. Bazılar gelip alıyor. Bazılar da böyle bırakmış. Belki de yani ölmüştür. Kaç tane araç var senin gördüğün? Burada bayağı çok var. Burada değil yalnızca 3 yerde var. Evet. Burada var, aşağıda bir de eski köy garajlarında var. Peki bu durum sizi üzüyor mu bu araçları böyle görmek? Çok üzüyor. Yapacak bir şey yok. Onlar işte mahkeme yoluyla varisleri. Bizim de arkadaşlar var öyle yani alıyorlar. Arkadaş nasıl yapacak abi anlatır mısın? İşte müracaat etmişler. Karakola. Artık adliyeye süreç devam ediyor yani. Sahibinin işte varisleri alışı. Varisler artık kaç kişisi.